Evet dostlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün gübre atmaya gideceğiz. Daha gün yeni ağrıyor şöyle arkadan. Bu taraf yavaş yavaş aydınlanmaya başlamış. Bu taraflar daha karanlık. Saatlerimiz şöyle bakalım hemen. 5.30 civarı falan. 5.25 oldu. Şimdi arkadaşlar bugün günlerden cumartesi. Saat öğleden sonra 1-2 civarına kadar bir şey yok havada. Yani herhangi bir yağış yok. Atacağımız gübre de amonyum sülfat. Hani direkt üstüne yağmur yağdırabilirsek iyi olacak. Gübrelerimiz şöyle römorkanın içinde duruyordu. Buradalar. Çok fazla bir şey yok. 1,5 ton bir gübremiz var. O da işte 30 torba mı ediyor? Aynen 30 torba ediyor. Önce bu römorku buradan bir çıkaracağız. Ondan sonra ta şu arkada bizim gübre serpme makinamız var. Şurada duruyor. Onu da şu aradan holderin yanından kıyısından çıkaracağız. Ondan sonra da tarlaya gideriz. Tarladayken doldururum makinayı muhtemelen. Çünkü römorku da götüreceğim için yanımda. Şu arka uzatmalı çekiyi taktığım zaman, nerede işte şu çekiyi taktığım zaman arkadaşlar pek bir sorun olmuyor. Yani gübre serpme makinesi şu arada sıkışmıyor. O mesafe yetiyor ikisini birlikte götürebilmem için. Şimdi arkadaşlar benim kullandığım bir hava durumu uygulaması var. Şu Windy diye. Şimdi burada şu ekranın ortasındaki okla konumunuzu belirliyorsunuz. Telefonu şöyle koyayım. Bu uygulama üstünde, bu uygulamayı bu arada bir arkadaşım söylemişti bana. Hani kullan diyor, kendisi kullanıyormuş. Benim de hoşuma gitti. Bir yıllığına 270 lira gibi bir fiyat ödeyip premium üyeliğini almıştım. Böyle bir saatte bir güncelliyor kendini. Burada işte havanın sıcaklığı, rüzgarı, ondan sonra uydu görünümü, hava radarı falan birçok şeyi takip edebiliyorsunuz. Şuradan yağmuru seçtiğiniz zaman, bakın şu an saat cumartesi sabah 5. Yağmur şu an şu Çanakkale'nin olduğu taraflarda. Biz şöyle kendi bölümümüzü bulalım. Pursaklar, tohumlar. Şu Ahiboz yazan yer var ya, bu hemen bizim yanımızdaki köy. Biz de şöyle şu çaprazında kalıyoruz. Şimdi şu aşağıdan saati şöyle ilerlettiğimde, bakın saat 10'da halen bir şey yok. Saat 12 yaptığımda bizim karşımızdan yağmur gelmeye başlıyor. Bakın saat 1'de komple yağışlı. Şimdi kapatalım. Yani bu yağışta yaklaşık olarak diyor ki 3 saat boyunca sürecek diyor. Yoğun şimşek olacak diyor. Bu yabancı bir uygulama. Hani bizim yerli hava durumu tahminleri atıyorum bir hafta öncesinden başlıyor. Mesela diyor ki güneşli diyor. 3 gün sonra bulutlu diyor. Ondan sonra ertesi gün bakıyoruz mesela yağmura çeviriyor, ama bu yabancı uygulamalarda öyle bir şey yok. Ben tabii bir hafta önceden baktığımda şey gösteriyordu zaten. Cumartesi günü yağmur yağacak diye gösteriyordu. Ondan sonra her bir saatte bir güncellediği için kendini, şu an halen yağmur yağacak diye gösteriyor. Hatta bugün daha da şey yapmış, yoğunlaşmış yani yağmur tahmini. Çok da yanılan bir uygulama değil. Gayet iyi iş yapıyor. Hani olur da böyle bir uygulamaya ihtiyacınız olursa bu Windy'yi önerebilirim size. Gayet güzel iş yapan bir uygulama. Aklınızda bulunsun. Şöyle bakayım ortalığa. Daha kimse yok. Neyse arkadaşlar, ben şimdi şu alet edevatı bir toparlayayım. Makinayı takayım. Römorku çıkarayım dışarı. Ondan sonra tarlaya gitmeye hazır olunca tekrar bakayım. Evet dostlar, tarlaya geldim. Şu hemen sağ tarafımız bizim. Buranın bu üstü neredeyse %100 kum diyebilirim size. O yüzden zayıf çıkıyor böyle. Şu ortalara doğru, şuralar biraz daha normal topraklı. Yani buraların durumu bir tık daha şey, normal. Tabii o aşağıdaki büyük tarlamız gibi değil. Hani her ne kadar topraklı olsa burada gene belli bir oranda şey var, kum var.
O yüzden biz burayı dinlendirsek bile yani verim olarak pek şey yapamıyoruz ya. İyi bir verim alamıyoruz burada nedense. Genelde böyle arpa buğday tarzı ürünlerde çok bir şey olmuyor ama aspir falan ektiğimizde onda şey olmuştu. Mesela aspir güzel yetişmişti burada. O da artık kumlu olduğundan mı başka bir şey mi? Yulaf da böyle bazen iyi oluyor bazen kötü oluyor yani. Biraz şeyde iki arada bir derede bir tarla. Yani her tarafı şu ayar olsa güzel olacak ama. Gene bayağı kapatmış ya. Bakalım hayırlısı. Yemlik yaparız burayı. Genelde öyle biraz zayıf olan yerleri yem yapıyorum ben arkadaşlar. Kırma falan yapıyorum inekler için. Şimdi buraya da gübre atacağım ama buraya gübre atmadan önce şu arkamdaki bizim romu şu aşağı bir yere bırakayım. Burada üç parça yer olduğu için romu aşağı bırakırım. Oradan parçanın birisi şu üst tarafta ileride. Bir tanesi bu. Diğeri de şu aşağıdaki büyük yer. Hani tek bir noktadan doldurur. Üçüne de giderim. Zaten birbirine yakın yerler. İkinci, üçüncü kez böyle bir romu söktak yapmayayım yolda. Bana zaman kaybı olmasın. Tanesini attım ben. Şuradan geri geri ineyim de gübre dökeyim biraz. Üflecek yoksa. Tarlalardan iki tanesini attım. Şu yukarıda bir küçük 10 dönüm bir yerimiz vardı. İlk oraya girdim. Ben makinayı bir ayarlayayım diye. Gübrelerin boyutları birbirinden farklı ya. Farklı olduğu için şey yapabiliyorum. Atıyorum. Kimisinde mesela ayarlıyorsunuz. 20 kilo atıyor. Ama başka bir gübre koyuyorsunuz. Daha iri oluyor. Onda o ayar değişebiliyor o zaman. Tam tutmayabiliyor. 11-11,5 kilo civarı atıyorum işte. Sülfatla. Sadece bu tarlaya ayrı olarak işte makineyi bir tık daha açtım ayarını. Yani buraya az bir şey fazla atsın diye. Çünkü buranın durumu güzel. Hani bize belki para kazandıracak olan yer de burası. Diğer o kum tarlaları çoğunu yem yapıyorum genelde hayvanlar için. O yüzden yani buraya ayrı bir özen gösteriyorum. Vitesimizi ikiye alalım. Çift çekerimiz açık. Makinanın yüksekliği de 60-70 santim vardı herhalde şu ayardaki. Eski makinanın cilveleri bunlarda. Makine 10 yıllık olunca hatta ne oldu? 2011'de aldık 13 yıllık. Piston şeyi sıkışıyor. Pistonunu hareket ettirdiği mekanizma sıkışıyor. Açmıyor o da. Makine seni de satmazsam var ya. Şu romu bir alayım bunu. Ondan sonra ilk gün bunu da satıp bir şöyle çift diskli bir tonluk makine almam olacak.
Yani üstüne ek atabiliyoruz. Buna da atarsanız da onun şasesine güvenirim yolanı. O yüzden buna çok yatırım yapmak istemiyorum yani. Direkt bunu vereceksin. Alacağım bir tonluk ya da 1200 kiloluk falan bir şey. Direkt yoluna bakacağım.
Arkadaşlar arpanın boyunu da göstereyim şöyle. Bayağı diz seviyesine kadar gelmiş. Hani traktörü artık böyle kapatıyor içinde. Gayet güzel olmuşlar. Tarlanın büyük bir çoğunluğu böyle bu arada. Şu aşağı kısımlar, bu taraflar falan. Sadece şu ileride bir kısım var. Orası biraz alçak duruyor. O da bu gübrelerden sonra toplar büyük ihtimalle. Ya işin kötü tarafı şimdi bunlar artık gördüğünüz gibi şey yapmış. Hani gövdeleri oluşmaya başlamış. Dirseğe binmişler. Hani artık bu saatten sonra içinde daha fazla gezemem ben bunun. Benim buralara bir de sıvı gübre atmam lazımdı. Sıvı gübrelerim kaldı arkadaşlar. Onu da iki sefer atayım diyordum ama buraya iki sefer giremem tekrardan. Bir de motorun bu lastikleri çok geniş. Hani bir ince lastiğim olsaydı, dar lastik, bu benim için çok iyi olacaktı. Şunun mesela bastığı yere bakın. Bir sürü yeri ezip götürüyor. O yüzden ya ayarlayabilirsem, ayarlayacağım, ayarlayamazsam bilmiyorum, bir küçük bir motor bulabilsem, emanet falan, onunla şey yapacağım da ya bir şekilde o sıvı gübreyi de sıkmam lazım benim bunun üstüne. Yosun mosun bayağı bir şeyler aldıydım yani, beklemesini istemiyorum işin açığı. Kullanayım bu sene bütün tarlalara, alabildiğim en yüksek verimi almaya çalışayım. Çünkü ürün güzel. Hani işçiliğinden şeyinden kaçmak istemiyorum. İçine giremedim edemedim diye. Yapabileceğimin en iyisini yapayım ki bir sonraki sene en azından biraz daha rahat ederim. Yalnız görüntü acayip güzel şu an. Yani şuradan çıkasım gelmiyor, bekle. Gideyim diğer yerlerime atayım. İnşallah kazasız belasız hasat ederiz burayı. Önceki senelerde aynı bu şekil bir arpa olmuştu burada. Bundan 6-7 sene evvel falan. Ama böyle içinde adam kayboluyordu yani arpanın. Öyle bir arpa. Bir de işin garip tarafı, civarda başka öyle tarla yoktu. Hani burası kadar kuvvetli bir tarla yoktu. Ya millet geldi gitti, sizin tarla ne olmuş, vay şöyle vay böyle falan. Abi diyorum, sağ ol, Allah razı olsun, dillendirmeyin çok fazla demeye kalmadı. Dolu bir vurdu arkadaşlar. Ondan sonra bir sefer dolu vurdu, başaklar oluşmuştu, taneler falan. Ondan sonra dolu bir daha vurdu. İki kez dolu vurdu tarlayı. Şu başaklarda falan hiçbir şey kalmamıştı. Adam akıllı, eksper geldi işte o zaman. Yani tarlanın dibi böyle full arpa tanesiydi. %60 mı 65 mi ne hasar yazmıştı işte. O haliyle biçtiğimizde bile 12-13 ton civarı bir arpa almıştık. Burası 42 dönüm bir yer. Yani ona çok üzüldüydüm. O tarlayı şöyle tam ayarında hasat edemedim diye çok böyle içime oturduydu. Şimdi bu sene aynı o şekil gibi oldu yani, tarlanın verimi bakımından. Ama inşallah öyle talihsiz, tatsız bir olay yaşamayız. Sağ salim hasat edebiliriz umarım. Arkadaşlar şu buğday tarlamıza geldim. Burayı da attım, şimdi gidiyorum. Burada çok bir şey çekemedim çünkü hava iyice rüzgarlanmaya başladı. Yağmur her an atmaya başlayabilir. O yüzden bu video işleriyle pek uğraşamıyorum. Saate bir bakayım. Saat 9. Benim şimdi gideceğim mesafeler uzun olduğu için biraz acele ediyorum. İşte saat 11-12 gibi yağmur atmaya başlar diye tahmin ediyorum, eğer bir sıkıntı olmazsa. O yüzden şimdi şu asfaltın kenarında bir kum tarlamız vardı, oraya gidiyorum. Hemen orayı bir hızlıca dolanacağım. Ondan sonra da bir küçük arpa tarlamız kalıyor, son 13 dönümlük falan. Şimdi oraya giden yol yok, işin kötü yanı. Yol şöyle yok. Yani gidebilirim aslında ama hep böyle milletin tarlasını çiğnemem gerekiyor. Mahsul de bayağı yükselmiş. Şimdi hem traktörle geçip hem romukla geçip böyle iz yapmak istemiyorum tarlaları. O yüzden romukla zaten çok bir işim kalmıyor. Biraz makinenin içinde kaldı gübre. Bir 4-5 torba da romuğun içinde var. Zaten onlar yetiyor bana o iki yer için. En kötü ihtimalle komple doldururum makineyi. Zaten köye kadar gitmem gerekiyor. Arada bir herhangi yol yok. Romuğu eve bırakırım. Oradan direkt gübre serpme makinesiyle o son tarlaya da giderim. Orayı da saçtıktan sonra
işimiz bitmiş olur. Oradan da döner eve gelirim diye tahmin ediyorum. Muhtemelen zaten 12'yi falan bulur bunları yapmam. Tam böyle yağmurla ucuca denk gelebiliriz. Bakalım hayırlısı olsun. Ben şimdi gideyim. Şurada şu köprüyü görüyorsunuz, ondan geçmem lazım benim. Şuradan şöyle bir dolanacağım genişten. Ondan sonra da şu karşıdaki tepenin yamacına doğru gideceğim. Diğer yerimiz orada. Orayı da bir atalım. Biraz böyle alelacele bir iş oluyor. Koştur koştur çalışıyoruz. İnşallah yetiştiririz yani. Bakalım hayırlısı olsun. Orada tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Belki de küçük tarladayken açarım, belli de olmaz ama videonun kapanışını o ikisinden birinde yaparım. Evet arkadaşlar, son tarlamıza da geldik. O küçük gübresi bol arpa tarlamız. Şimdi buraya atıyorum. Muhtemelen şöyle bir gideceğim, bir geleceğim, şey yapar, tarlayı kapatır çünkü burada geniş atıyor. Makine bayağı, yani daha doğrusu makine geniş atmıyor da tarla dar olduğu için şöyle bir gidip bir gelmem kapatıyor. Şimdi böyle gideceğim, geri dönüşte büyük ihtimalle şey yapmış olur, tarlayı kapatmış olur. Makinenin içinde eğer az bir gübre kalırsa tarlanın ortasından gene gideceğim şöyle boydan boya. Kanadı da oraya saçacağım. Umarım güzel olur yani. Burası biraz böyle sararma falan yapıyordu. Hani kendini bir toplayıp düzelirse güzel olur. Zaten ot ilacını yapmıştık. Herhangi bir ot falan da gözükmüyor içinde. Güzel temiz duruyor şu an tarlamız. Demin arkadaşlarla konuşuyorduk da Konya tarafında da bayağı şiddetli rüzgar falan varmış. Hemen bizim şu karşı çaprazın şu taraf Konya oluyor. Yani Konya bu tarafta kalıyor. Rüzgar da zaten oradan böyle esiyor bayağı şey şiddetli biçimde. Demeden bizim buraya doğru gelir. Birkaç saate. Sağa sol konuşulmasa da bari öyle çok aşırı rüzgar olur. Gerisi önemli değil. Arkadaşlar durum bu şekilde işte. Son granül gübremizi de attık. Sadece sıvılar kaldı geriye. Sıvıları da attığımız zaman bu seneki bütün işte gübre, bakım, ilaç vesaire işlerimiz bitmiş olacak. Umarım herkes için güzel bir sezon olur. Sıkıntısız, kazasız, belasız. Herkes istediği umduğu verimi alır diyelim. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.